Aylak'tan merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi arabaların parçalanışını izleyeceğiz. Çok heyecanlı. Ben böyle videoları izlemeyi çok seviyorum. Zaten bu videoya tıkladıysanız siz de bu videoları seviyorsunuzdur. Yani bir rahatlatıcı şey var benim için. Nice. Onları izleyeceğiz şimdi. Başlıyoruz. Clio. Hatchback Clio. Bu Türkiye'de kesinlikle şu haliyle parçalanmaz. Bak daha onda alınabilecek neler var söylüyorum. Ön farlar sapasağlam duruyor. Arka far bak şu sağda görürsünüz. Arka far. Ön kapı. Bu galiba şeymiş bir de. Kupe. Kupa! Tek kapı. Anlaşıldı! Yani var ya bu arabayı kesinlikle bu haliyle parçalamazlardı Türkiye'de. Aha, çünkü gibi kullanıyor. Şu an bu haliyle bu araba bak bu haliyle için motor da varmış bir de daha içinde. Orada hareket ediyor araba. Ya öyle bir sıkıntımız var biliyorsunuz kesinlikle. Bruh. Adam ama eli gibi kullanıyor evet, sanki gerçekten. Orada onun dükkanı. Sanki. Onu mesela alıyor tornavidalık yerler gibi anladın mı işte? Evet hızlandıralım. Motoru hızlandırdım bu arada. Oh! Motoru da yapıştırdı valla. Şöyle cımbız gibi. Şoför gibi değil mi? Bir kişi yapmış yapamadı yani. Baksana. Yani her yeri adam ayrı ayrı şeye koyuyor her şeyi. Şeyi kapatsana. Hurdalı. Ya bir rahatlatıcı şey var benim için. Benim çok araba bildiğim yok. Ya ben gerçekten çok rahatlatıcı buluyorum böyle bir. Nice. Oo sunroofluymuş lan şimdi fark ettim bile. Abi müthiş şeydeki makine şeye benzemiyor mu? Pokemon Pinsir'e benzemiyor mu? Aynen öyle. Bu arada Pokemon videomuzu izle şaka. Onu izleyip bir sürü videomuzu izlemeyen bir sürü insan var. Gerçekten 10 numara parçalıyor. Bu arada abi ben pinsir. Ya inanılmaz rahatlatıcıdır. Yani bence bu arabaları parçalayabilmek için şu operatörün yerine yani para verip geçilebilir. Yani. Abi ben yapıyorum. Kim bilim geçtiği geçmiş. Nerede? Arabanın içinde parçalıyor şu an. Ya yok ya ne kim bilim geçtiği geçtiği. Özellikle araba değil. Kaç model? 2008. Aa direksiyon var ne olur. Abi çok tatlı. Direksiyon aldı. Oyuncak araba gibi gerçekten. Bir de içine atıyor. Bak yemin ediyorum şu arabaya Türkiye'de olsa o konsoldaki her şeyi ayrı ayrı satarlar. Maalesef çok pahalı araba. Bruh. Türkiye'de. Arabanın neyi o ben görmedim. Keyif falan mı beynini mi aldı direkt? Hey, sanki böyle balığı falan çıkıyor. Aynen. Midem dolanıyor. Araba o. Abi neyi koparmaya çalıştı? O kadar güzel kopardı ki. Bak, bak bak. Bak. Şurasını oradan ayırmak istiyor. Bak. 10 numara. El sanki. Evet. Korkunç bir maliyet. Bunu da savaşa gideceğiz. Ben de kamerayı göstereyim. Use it part. Power hand. Harbi power handmiş. Gerçekten de. Diğeri hand de olarak geçiyormuş. Diğer videomuza geçiyoruz. Evet diğer videomuza geçtik. Evet şöyle başlatıyoruz. Aa öncekileri senkronlamadı. Senkronladı. Burada yine araba hurdalı. Ne bu geçmiş galiba. Peugeot'muş. Farı geç gibi duruyordu.
şu an o kadarını biliyorsan hiç bilmiyorum. Bir an öyle sandım. Izgara mızgara hiçbir şey olmayacak. Geçiyor araba ya. Arabaları ne hale getirdiğine bak. Bu şey kibrit kutusu kadar yapacağım size lan. Sedat Peker Soylu'nun arabasını parçalıyor. İzle. Arabayı her bir kibrit kutusuna sığdırıyor. Yani görüyorsunuz siz de az çok Türkiye'de araba piyasasının ne olduğunu, neye benzediğini biliyorsanız. Şuradaki şu Opel Corsa'nın bile farlarının üzerinde olması. Bu adamın başı dönmüyor mu? Ne dönecek? Bir de biz 2X'de izliyoruz şu an. Bruh. Abi şuraya bak ya. Bunlar nereye? Geri dönüşümü dönük kullanıyor. Yani geri dönüşüm. Şaka. Arabadan bahset. Ne kadar çok farkı çıkmış araba var ha dünyada. Normalinden daha fazla. Sahibinden de bile ne kadar çok. Sen sahibinden gir. Pertten döndürme araba çok yani. Ucuz ziyade değil mi? Yani ne yapacaksın? Çöpe atamıyorsun. O kadar da kötü değil arabanın ya durumu. Ve çöpe atacak şey de yok. Bruh. Adam ne yapsın? Abi nasıl bir güç ya? İçine düşünürsen. Niye düşünüyoruz bilmiyorum. Üzülmek istemiyorum. Hadi ya. Oo. Bir dakikada bir arabayı bu hale getirdi. Aha ayna düştü. Lan ayna düştü. Ya baksana araba bildiğin Minecraft. Evet. Bak şurada. Abi oradan da araba tahmini yaparsan. Bak şurada. Ya yok canım nasıl yapacağım? Sadece markasından mı eminim? Şurada bir Audi var gri yukarıda görüyorsun. Evet. Vallahi yok anlaşılmıyor. Şu bak şuradaki ızgara hangi arabanın bilmiyorum ama ya ağzı, dilimin ucunda Lincoln'e benziyor anlayamadım. Proton falan da olabilir. Emin değilim. Dosta gider. Temiz. Kazasız. Öğretmene özel. Aynen. Yaştan dolayı bel altı boyalı. Tavanda boya yoktur. Yaştan dolayı derken sürttüğü için. Yok. Yaş. Arabanın yaşından dolayı. Yani. Ha. Eski yani. Güneş yanığından tavan. Ha. Boyası vardır. Aynen, tavanda boya olunca Türkiye'de o araba başka ülkede değerlendirilmiyor. Başka ülkelerde o kadar takılmıyor ama tavanda boya varsa takla atmış demektir. Tamam. Yok canım takla atmış demek değildir. Tavandan bir işlem görmüş demektir. Anlaşıldı. Bu da insanların aklına her zaman kötü şey getirir. Ulan bu araba ne yaptı? Takla mı attı? Bilmem ne mi yaptı? Komşunun saksısı düştüğü için tavanda işlem vardır bilmem ne. Adam saksının fotoğrafını çekmiş falan anladın mı? Çünkü sunmak zorundasın delil olarak. Yoksa sıkıntı Türkiye'de tavanında işlem olan arabayı satmak. Acaba satarsın Türkiye'de da takla atma sayısı azaldı mı? Para korkutuyor çünkü. O yüzden abi kim niye takla atmak istesin ki zaten? Ama dikkat insanlar da insanlar yok, korkarak kullanıyor evet arabalarını. Takla atmak için atmıyor ki. Ya insanlar korkarak kullanıyor arabalarını artık da. Evet. Şunu da gösterelim mi? Bence onu başka videoya saklayalım. Tamam sadece size şu motosiklet parçalanıyormuş onu da göstereyim. Yok arkadaşlar. Oh yeah. Abi oyuncak gibi lan. Bir de niye parçaladınız bunu? Oyuncak mı lan? Yok be ya. Oha her şeyi parçalan bakayım. Ben var ya küçükken böyle bir şeyi çok isterdim ya. Ben uyumadan önce izliyorum bunu. Aynen dün ben kapattım şeyi. Çum 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 çum. Bruh. Ben de o telefonu nasıl kapattım? Bilmiyorum dün ben kapattım. Ev yapanlar var ya. Çok bunları izliyorum. Ya. Ben böyle videoları çok seviyorum. Belki başka zaman buna özel bir video izleriz. Başlık gördünüz zaten girip siz de bu videoyu izleyebilirsiniz.
Monster Full Crusher Remake. Kırıp kırıp diye girecekler şimdi bak. Abi 10 numara ya. Tamam ben hadi hadi. Benim ben edip sürem artıyor. Ben bir tane izlemiştim. Komple büyük bir kanepeyi buna atıyorlar. Bu da büyük tabii yani. Aşağıdan böyle bir un ufak çıkıyor. Bayağı eğlenceliydi. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyduları biz çekmedik ama beğenmeyi unutmayın yine de. I like it.